Evet, kaynanamın evine geldik, fırçalarımızı aldık, yardıma geldik. İçeriye bayağı toplamışlar. Şöyle. Bayağı kararmış içeriler, şuralarda tüm boşaltmışlar. Tavanı boyamış kaynanam. Şimdi aralara ben gireceğim. Böyle devam edecek. Merhaba arkadaşlar, ben Erdoğan Akman, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ev, iş, güç, tadilat işleri. İnşallah tavanlar boyanacak, duvar boyanacak. Afrika menekşesi gibi bir şey. Daha önceki videolarımızda ben karanlık çıkıyor. Şöyle bir gelebileceğim. Afrika menekşesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Boyamız o. Ondan sonra da inşallah önümüzdeki hafta içi çarşamba günü de şey gelecek. Parkelerimiz gelecek. Parkeler bittikten sonra da anamın çamaşır makinesi bozulduydu. Üzerine bir de koltuklarda, kanepelerde çok eskiydi. İki de kanepe, yatak odasındaki gardırobu da bir göster. Bir de şöyle ikili dört kapaklı bir dolap aldık. Gardırop şöyle eskinin gardırobu bayağı ağır ve içi işlevsiz biraz. Bu belki benle yaşıt arkadaşlar. Benle değil, benden büyük olabilir. Ama bunu yani şöyle koyup bu odayı şuraya gelebilecek misin? Yatak odası bura arkadaşlar. Normalde işlevsiz oluyor. Biz bu yatak odasını inşallah yan tarafa alacağız. Daha işlevli bir şekilde. Bunu bu tarafı koyup buzdolabını buraya getireceğiz. Yani güzel bir kiler anlamında ha, kullanmak buranın için. Buranın tavanına bak. Buranın tavanı işte. Arkadaşlar geçen sene diyorum bu kışın tipi böyle. Çoğunun evine böyle tipi oldu. Böyle kenardan esince bize söyle söyleyeyim. Aşağı köyün içerisinde bazı yerlerde yani komşular çatının üzerinden birkaç kiremit açıp bildiğiniz kürekle şeyi içerideki karı kürediler yani. Çok ters esince öyle oldu. Neyse demek istediğim Erdoğan, dışarıdaki tavan boyası. Fırçayla şuranın elbiselerini falan alalım önce tamam. Yapışıyorsa boyayın. İşlerimizi sıralayayım. Ara ara bölüm bölüm sizlere şeyleyeceğim. Tavan boyası. İç boya. İnşallah vakit yeterse dış boya da olacak. Ondan sonra oda değişimi, parke, çamaşır makinesi, iki tane kanepe, bir tane de gardırop gelecek. Bayağı bir iyi bir değişiklik olacak evde. Bana. Evi yenileyelim Erdoğan, biz buraya koçalım. Ana evi değişik diyor. Şimdi de salonu tavanını yapılıyor arkadaşlar. Şurada etraftaki malzemeler komple çıkacak. Her halükarda Hifa da iş başında. Her halükarda şey ne onun adı parke yapılacağı için bu eşyalar zaten çıkacak yani. Biz şimdi tavan koridorla şey kaldı. Burası da Allah'a malzemeyle dolu. Gardırop falan burada. İnşallah şu dışını da var ya güzel bir renge boyarsak. Ev var ya resmen yeniden yapılmış, yeniden alınmış gibi Kübra. Yeni yapıldığında ben buraya gelin geldim. Bakalım şimdi kim geldi. Bak o da öyle. Yeni yapıldığında biz evlendik. Değil mi İfa? Sen de boya, Hifa da boya arkadaşlar. Hifa'nın fırçasına bakın. Sobayı kaldırsaydık ana ya. Her halükarda kalkacak yani. Kalkacak yani. Şu istekleri şöyle bir çıkarın. Yanıyor babam, hala içinde şey var. Su sarıyor mu babam? Kufayı hızıyla çıkar, biz içeride boyayalım da su. Tamam, tamam öyle yapalım bari. Şeyle çıkar bakalım. Bizim boyacı ustaları iş başında. Babam az önce dedi kafam diyor boya olmuş mu diyor. Kafaya bir baktım, kafa zaten beyaz. Nasıl ayırt edeceğim dedim, iyice baktım da. Olsa da fark etmeyecek yani beyazlatan bile. Şey var ya, boyayı vurmadık değil mi? İç rengi. Yok. Afrika melekçesi var ya. Yok. Baya güzel arkadaşlar, beğendik yani. Şeyi açınca da kapılakta gibi. Biz de. Biz de. Çayımızı içelim mi ona göre bir. Şimdi bir çay molası verdik. İnşallah. Devam edeceğiz. Ben doldururum baba şimdi. Ara ara böyle küçük küçük kesitlerle arkadaşlar. Hepimiz boyanın aşamaları. Ondan sonra parkeci gelir. Ondan sonra eşyalar gelecek. Yani aslında bu belki bir hafta 10 gün, 15 günlük bir videonun birikimi olacak. Sizlere daha sonra sunulacak. Ne zaman boyayacağız ben de bilmiyorum.
kurumuş haline şu an ilk defa bakıyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle koridordaki renkle böyle bir bakabilir miyiz? Ama koridordaki renk şöyle. Bu da iyi. Çok güzel. Şuralar boyanmış. Ama nasıl? Güzel oldu. Aynen buraya. Ama bu da güzel böyle. Aynen. Aynen güzel. Çok güzel, çok. Güzel. İyi oldu. Zaten açık renkte boyulacak diye bir şey değil bu. Açık renkli seçtim. Bu sefer böyle bir değişiklik olsun dedik. Evet. Çok güzel olmuş. Sürekli her binada bu şey kum beji. İçim karardı dedim. Bir sefer değişik bir renk olsun bari dedim. Boya firmaları bile demeli ya bu kum beji neymiş? Üreteymiş. Ama yine de hep öyle. Yeni binalarda mesela şey. Hep kum beji. Kum beji. Yok bilmem ne sarısı işte bu sarı tonlarda gidiyor hep. Şimdi bu adamlar bir şu kenarını yaptıydık. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Bence astarı vuralım değil mi? He? Astarı diyorum vuralım. Evet. Soframızı göster şöyle. Bahçeden marul. Bahçeden. Tamam sen söyle. Marul, roka, iş soğan, domates. Roka da var, almadın mı? Domatesler şeyden değil, bahçeden değil. Bana. Aldın mı? Hı-hı, bu da tatlı. Evet, o da tatlı. Var mı lan musun? Peynir. Bunlar ne? Az bir roka var. He. Vallahi içinde iki tane. Şu evin astarını içinde, çektik. Koridorla salon kaldı. Astarını çektik. Şöyle şu bak, boyalı yer mesela. Dursun mesela. Bak anam burada duruyor. Evet, anne boya heye yakıştı. Boya heye yakıştı. Tam da rengin uyumlu oldu biliyor musun? Evet, değil mi üstümdeki ile? Boyacılar mı? Başörtüyle boyacılar. Ailecek boya yapıyoruz. Benim ne yaptım boyacılar da var. Evet. Doğru. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Kısa bir mola verdik. Tamamen bitirdiğimizde yine dolanacağız. Ondan sonra parke, ondan sonra kanepelerimiz. Bakalım Allah hayırlısını versin. Evet sırasıyla. İşin zorunu bitirseydik. Kolay. Ev artık komple bazı yerler kuruyacak. Hala yaş olan bölgeler var. Bir de bu evde ışıkla ilgili sıkıntı var. Işık tam yansıtmıyor. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama kuru yani yaş olan yerler var arkadaşlar. Kuruyacak oralar. Çok güzel bir şekilde adı neydi bunun? Afrika menekşesi diye geçiyor. Bura tam kurumuş. İlk yaptığımız yerler. Şöyle şuraya geçelim. Heh. Çok güzel bir renk oldu bence ya. Yakıştı yani. Hızımızı alamadık. Evin dışına da vallahi kırmızı boya mı, vişne kurusu mu, kiremit rengi mi neyse. Benim elimde arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi iki tane aldıydım. Bir şey için kullanacaktım ama nasip olmadı. Kullanamadık. Evet. Hey, gösteriyorum kızım. Adı şey olarak geçiyor. Bu siyah da neydi adı? Adı lal. Lal diye bir renk arkadaşlar. Aslında yani kiremit rengine şey olsun diye. Hızı alamadık ana evin dışına da başladık. Oldu tamam. Aynen şuna bakın. Şimdi bir astar gibi bir üzerine cıvık bir şekilde atıyoruz. Şimdi evin diğer tarafını da göstermiş olayım. Aslında iki köşemiz var. En arka köşe tandır ve kömürlük olduğu için şu köşe. Şimdi bu köşeyi de yapacağız. Ön tarafta cam mekan var. Ön tarafı da şey yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. İçerideki renkle uyumlu olsun diye iç boyayla boyayacağız yani. O neydi? Afrika menekşesiyle. İğne geldi. Evin bu köşesini de boyadık. Şimdi şu kenarda kıyı köşeler kaldı arkadaşlar. Ondan sonra da pencere etrafı ve iki köşeni siyah boyayacağız. Evet ana. Bakalım ana güzel oldu bayağı iyi oldu. Bak şimdi ağaç da yeşil ya. Yeşiller arasında da güzel duruyor Kübra. Bir de 10 sene oldu neredeyse. Bence güzel bir tebdil oldu. Bak. Bakın şimdi içeriği bir görüntüleyeyim. İçeriği bir görüntüleyeyim. Oh. Kendi boyasıyla. Bak şimdi içerideki görüntüyle şöyle dışarıyı dalmış oldum. Pencere kenarlarını da siyaha boyadık.
Çok güzel görülüyor ya. Şimdi arkadaşlar bize müsaade. Devam ediyoruz daha. Daha geniş bir şekilde iç, dış parkeler yapıldıktan sonra, kanepemiz de geldikten sonra güzel bir video çıkacak ortaya. Güzel bir ev oldu. Yani 10 yıldan sonra değişik, güzel, köklü bir değişim oldu. Şimdi diğer tarafın astarını attık. Şimdi bir daha boyayacağız. Çerçeve için bant kalmadı. Bant almaya gidiyoruz. Evin altını, yanlarını boyadık. Şimdi camların kenarları kaldı. Bu kontrol ediyor. Ben ne yapıyorum? Şuna bak. Merdiven yarış yapıyoruz. Aynen. Hifa da orada. Evet arkadaşlar. Ana şunu bir al. Düşersen ne örelim Hifa? Şimdi bir tane pencere kaldı. Şunu da al ana. Cam konuşması yap Erdoğan. Balkon konuşması yapıyorum. Kulliye havuz yaptıracağım. Eskiden hep kantine yaparlardı ya. Şöyle. İstedim kuruyunca mı alsak? Geç kurumalık da olmuş da. Kurumalık oldu zaten. Hani yukarıdayken alayım dedim. Kız şu kız düşer çeker diye Allah aşkına. Kızım insene. İyiyim. Babam şey edecek babaanne. Allah var ya arkadaşlar, içerinin rengi İyi. Ayrı bir güzel oldu. Buranın rengi ayrı bir güzel. Hah, ana şunu da. Şimdi bir penceremiz kaldı, bir de şu köşe kaldı. Gerçekten siyahla artık bu kiremit rengi mi neyse. Lal rengi. Kiremit rengi mi? Lal rengiymiş. He, lal yazıyor. Kiremit daha biraz şey oluyor herhalde. Valla arkadaşlar kusura bakmayın. Boyadan kollarımız ağrıdı. Kaldıramıyorum kamerayı. Telefon kalkmıyor. Ay iyi oldu böyle mi? Şöyle. Şöyle. Pencere yap, pencereyi şöyle. O tarafa da çek. Bunlar da Hifa'nın yapmış. Elini boyay dersin babaanne. Elhamdülillah çok güzel oldu. Allah'a yakıştı arkadaşlar. Şu orada bir kırmızı yapılacak bir köşe var. Aynen. Onu daha sonra düzeltiriz. Şimdi şurası kaldı. Bir de diğer tarafın boyası dur, var. Dur şimdi kendimi öveceğim. Öv bakalım. Kimin fikriydi? Ne? Kırmızı olsun, siyah olsun. Ama geçen yani... Fikir satışlığı yapıyorum onu, arkadaşlar. Tiner'i ararken bu boyaya rast geldik. Bu boya hiç aklımızda bile yoktu. Var mıydı? Vardı. Yok ama bu boya bir o eski kırmızı ve siyah da kalmış deyince sen dışarıyı da boyayak dedin. Güzel oldu. Valla var ya şöyle bir şey oldu ana. 10 yıl sonra yani yeni bir ev oldu inşallah ya. Şimdi şurayı da hemen boyayalım. Çok arkadaşlar, yakın olunca kaldıramıyorum kamerayı. Kolum kalmıyor. Tamam. Arkadaşlar video devam ediyor. İçerisinin parkesi lan kelimeler gelmiyor. Şey oldu. İyice yorulduk ya. Parke, kanepe, dolap, çamaşır makinesi, iç boya. Oo, elhamdülillah. Haydi bakalım. Parkeler geldi. Ustalar geldi. Şöyle parkemiz şundan olacak arkadaşlar. Bakın. Şimdi içeride de döşemeye başladılar. Parkeleri döşeniyor arkadaşlar. İnşallah bitmiş haliyle de devam edeceğim. Evet arkadaşlar, parkeler yapıldı. Gördüğünüz gibi. Vallahi renginle de şeyinle de çok güzel uyumlu oldu. Biz beğendik. Biz beğendik. Bu arada bayağı dağınık etraf. Daha bu kadar eşya düzenli bir şekilde içeri girecek. Yağmur da geliyor. Oo, o gökyüzüne bakın. Şu taraflara yağdırılıyor. Şimdi şöyle. Beğendin mi parkeyi? Beğendim. Açı denk değil mi? Çok da şey değildir. İyi. Güzel yani. Çok da biraz şey olsun.
Şimdi etrafı, pencereleri, kapıları, boya lekeleri, is lekeleri ne varsa arkadaşlar onları temizlemeye çalışıyorlar. Yani hem duvarın rengiyle hem de parke çok güzel oldu. Şimdi inşallah buraya da güzel bir kanepe aldık. İki tane kanepe. Kanepemiz gelecek. O da büyük bir ihtimal yarın gelecek. Sobayı bu saatten sonra kurmanın bir anlamı yok ana. He. Sobayı bacayı kaldıralım. He. Yani kışın gelince bir daha uğraşacağım. Kışın gelince bir daha mı uğraşacağım? Baba kurban olayım. Kışa 6 ay var. Daha 6 ay sonra burası. Yani hala aslında hala soba yakıyoruz arkadaşlar da. Şimdi bizde çocuk yok, evde sıcak diye. Bir de şu saatten sonra artık kurulmasın yani tekrardan kurulur, tekrardan şeyle orada boş yere durmasın. Şimdi şöyle güzelce şuraya bir kanepe, iki tane de kanepe geliyor. Bakalım, video devam ediyor arkadaşlar. Evin bitmiş haliyle, kanepeli haliyle veya döşenmiş haliyle de yine video devam edecek. Evet arkadaşlar. Anam gelin. O da güzel oldu. Evet. Rengi Kübra beğenmişti. Şimdi kanepeler geldi. Karşı duvar, parke ve kanepelerin rengi, deseni hani bence çok güzel yakıştı ya. Evet. Şimdi şu televizyon ortaya alınır ana. Yani zaten kışın arkadaşlar soba buraya geleceği için televizyon şöyle şu kenara alınır. Bu iki kanepe bu sefer karşıya alınır. Belki şöyle değiştiririm. He. Ha işte. Ya da şimdilik öyle dursun. Ya da şöyle de olabilir ana. Şimdi şunu karşıya al. Televizyonu burada dursun. Şöyle. He yani bir dene bakalım hangisi daha kullanışlı oluyor. Şey şimdi. Gerçekten kanepeler yani odaya yakıştı. Ben ha. Onu diyeyim yani. Rengi beğendiydim ama gerçekten Kübra'nın şeyi de zevki de güzel oldu. He bu çok güzel bu ya. Rengi o seçti. Şimdi şu duvar boyası da yani tam bura için olmuş. Ya zaten krem dışında ya da krem rengi dışında kum beji bilmem ne falan var ya. He. Onlar dışında bir renk istiyorduk arkadaşlar. Farklı olsun yani bu sebeple farklı olsun. Hep aynı tonlar renk üzerinde değil de zıt bir renk seçtik. Bir iki defa bizi yordu. Çünkü farklı bir rengi denediğimiz için boya işi bizi yordu. Birazcık fazla boya da harcamış olduk ama değdi. Yani ben gerçekten şu an ana parke ayrı uyumlu oldu. Kanepe duvarla uyumlu oldu. Hepsi birbirinin güzel. Şimdi aslında bir tane de şey var. Sehpa var da sehpa şimdilik Kırşehir'de. Kırşehir'den onu buraya getireceğiz. Aynen. Ne diyorlardı ona? Vestiyer yok. Ünite. He. Ünite alacağım. TV ünitesi. Lakin ev bayağı bir dağınık. Zaten evi dökmüşken komple bir temizleyek mantığıyla anam girdi. Parke, yerler komple parke oldu. Burası yatak odası. İnşallah en yakın zamanda şuraya da bir dolap düşünüyoruz arkadaşlar. Aynen. Dört gözlü bir dolap. He, dört gözlü. İdeal, şuraya dört gözlü bir dolap kafi gibi. Gardırop mantığında. Şimdi bu odayı normalde yatak odası buraydı ve bu neydi bunun adı? Çamaşır makinesi buzdolabı mutfaktaydı. Mutfağı çok daralttığı için arkadaşlar buzdolabını buraya aldık. Buzdolabı bu da mutfaktaydı ve bazı ürünler mesela burada yufka ekmek var. Yine bunların altında işte turşular var, bir şeyler var. Bazı bakliyat ve ürünleri de eski gardırobun içine koyacağız. Bura böyle. Yani burası aslında bir nevi kiler oldu arkadaşlar. Burası bir nevi kiler oldu. Burası yatak odası oldu. Koridorumuz bura. Şurası banyomuz. Ve inşallah mutfakta gayet geniş bir alana döndü. Bak ana o şey var ya. Sebzelik burayı çok dolduruyordu. Ve şurada da buzdolabından dönülmüyordu ya. Yani hareket edilmiyordu. Hem o da hem çamaşır makinesinde çamaşırı alıp aynen bu arada arkadaşlar çamaşır makinemizi de yeniledik. O baban kapağını iyi sıkamamış onu bir sıkamış. Tamam inşallah. Neyin kapağını? Şunu tam ayarladım. Şu çocuklara da diyemedim. Ne onun adı? Çamaşır makinemizi de yeni aldık. Eski bir çamaşır makinesi vardı. 15 küsür yıllık.
Şimdi dışarıdan da bir görüntü alayım ben. Evimizin hem iç rengi hem dış rengi tamamen bir yenilik yaptık. Şimdi bu videoyu sizlere yetiştireceğim. Çünkü bayağı bir daha buralar toplanacak. Arkalar var, işler var. Çok da geciktirmeyek diyorum bu videoyu. Şimdi videoyu dışarıdan bir görüntüyle arkadaşlar bitireyim. Dış rengi kahvaltı çekimi yaparız. Ha ha ha. Aynen. Bir bitmiş haliyle güzel bir, ama daha buranın boyası var arkadaşlar. Bakın dış rengi buydu. Evin dış rengi buydu. Etrafı kırmızı pencerelerin. Üstü de kum beji tarzı, krem tarzı bir şey. Şimdi kıpkırmızı yaptık. Ve gerçekten ya ben bu rengi beğendim. Yakıştı yani. Alttaki serpme sıvanın olduğu yerleri de tekrardan, oralar yine siyahtı aslında önceden de. Yani gerçekten bu kırmızı ve siyah. Kırmızı da değil, bunun adı neydi? Laldı. Boyayı atarken ederken anlattık zaten de. Hepsi aynı günde olmadığı için arkadaşlar. Şimdi burada da bu köpekçikler mama bekliyor herhalde. Şimdi bu tarafta ayrı bir güzel duruyor. Bir de yani ağaçların arasında, yeşilin arasında beyazla, camekanla uyumu biz beğendik. Bize hayırlı uğurlu olsun. Yani bu güzelim ev 10 yıl sonra köklü bir değişime gitti. Kanepesiyle, çamaşır makinesiyle, gardırobuyla, ondan sonra iç dış boyasıyla ve full temizliğiyle, yani yeni almış gibi bir şey oldu ana. Güzel oldu ya. Ben beğendim ya. Ben yani kanepe, yani bu uyum, bu renk. He ya, ben de ilk rengi beğendiydim ama hani Kübra daha çok beğendi yani renk seçimini. He. O yaptı. Acaba dedi hani şimdi bir parça görüyorsun da. He he. Duruşu nasıl olacak? Neyse, şimdi maviyle uyumu ne olacak? He. Mavi de değil arkadaşlar, bu neydi? Afrika menekşesi. He. Afrika menekşesi. Parkenin mesela bir koyu daha bir tahta. Daha yani. Tahta, daha bir yani eski tahta, ahşap şey, çam tahta rengi var falan vardı ama bence o da boğardı yani renk olarak. He, ikisi bir renk olurdu. Neyse arkadaşlar, videonun sonuna geldik. İnşallah tamamen daha bitmiş haliyle güzel bir video hazırlarız. Bir başka güzel videoda buluşmak üzere. Anama kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.